Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çiçeklerimin son halini göstermek istiyorum. Küpeli çiçeğimden başlayalım şöyle. Arkadaşlar izlerken kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz paylaşımlarımdan da anında haberdar olarak videolarımı anında görebilirsiniz, bu güzel çiçeklerimi. Şimdi şöyle küpeli çiçeğim çok güzel bu mevsimde gelişim gösteriyor. Yavaş yavaş da çiçeklenmeyi sonlandırıyor gibi bir his var. Böyle arkadaşlar bakın şurada da bir tomurcuğumuz var. Sanırım bu son tomurcuk olabilir. Başka da yok. Şöyle çeviriyorum. Bir saksının içinde iki çeşit küpeli çiçeği vardı. Ben bunlara sabah su fışkırttım. Küpeli çiçeğinden bahsedecek olursak daha önce de söylemiştim. Serin ortamları çok seviyor. Güneşi seviyor ama direkt güneş ışığını değil. Böyle yandan gelsin ona, hani direkt vurmasın. Bir de böyle rüzgarlı havayı çok seviyor. Sularken yapraklarını da sulamayı unutmayın. Yani böyle yapraklarını su fışkırtsanız çok güzel olur. Bakın arkadaşlar şöyle geriye doğru geleceğim. Çok güzel bir görüntü var burada. Bu şekilde. Harika bir küpeli çiçeği diyebiliriz. Küpeli çiçeğinden sonra arkadaşlar şöyle yılbaşı çiçeğine gelmek istiyorum. Hemen altında yılbaşı çiçeğim var. Yılbaşı çiçeği kesinlikle suyu sevmiyor. Haşlanmış yumurta suyu kürüne bayılır. Haşlanmış yumurta suyu kürüne bayılır arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da güzel, bakın tomurcuklarını dökmeye başladı. Tomurcuklarımız gayet güzel bir şekilde geliyor. Yılbaşı çiçeğimizin. Ceylan gözü sardunyamı budamıştım. O da gördüğünüz gibi şurada gayet güzel görünüyor. Şöyle aşağılara indiğimizde acem halısı çiçeğim. Acem halısı çiçeğim de güzel. İçerisine atlas çiçeği çelikleri sokuşturdum. Onlar da orada güzelce dursun diye. Aloe veralarım böyle. Hemen şöyle döndüğümde şurada karanfillerim var. Karanfillerim biraz böyle kurumaya döndü. Bu nedenin ne olduğunu bilmiyorum ama herhalde havalardan kaynaklanıyor. Diğerleri tomurcuklu gayet güzel. Atlas çiçeklerim. Bunlar da gayet güzel tazeliyor. Yeni yeni fideler vererek büyüyorlar arkadaşlar. Bu şekilde ilerleme oluyor. Sardunyalarımı zaten sürekli gösteriyorum. Bakın bunu budamıştım yaklaşık 2 hafta önce. Görüyor musunuz? Gayet güzel bir şekilde gelişim gösteriyor. Kırmızı sardunyam, pembe sardunyam. Yine şu çok sevdiğim renk. Şimdi hava soğuk olduğu için tomurcukları böyle tam şey yapamıyor. Havanın soğukluğundan kaynaklı galiba. Tomurcukları arkadaşlar böyle açacakken kurumaya dönüyor. Şurada galiba yine benim başıma dert açan tırtıllar var. Onları da kontrol edeceğim şimdi. Evet, bu şekilde böyle sardunyalarımız. Bakın şu altı aldım. Askıdan aldım. Onları çok yağmur yağdığı için şuraya aldım. Şunları da yeni budamıştım. Onlar da gayet güzel tazelemiş. Hatta tomurcuk bile açmış bakın. Üzerleri de tomurcuklu. Burada begonvilim var. Begonvilimi de budamıştım. Şurada size kalanşomdan bahsetmek istiyorum. Geçen budamıştım onu arkadaşlar. Bakın şu gayet güzel gelişim gösteriyor. Bu da gelişim gösteriyor. Şu ortasına arkadaşlar buradan hani çürümeye döndü gibi bir şey oldu. Ben hemen oraya şöyle tarçın süreceğim.
bu şekilde tarçınımı sürdüm. Şurada da benim yine kalanşom vardı bakın. Bunu da yine böyle dibine sokuşturuyorum bu şekilde. Orada büyüsün. Şurada bir tane daha var. Onu da yine aynı şekilde. Bakın şuralardan çürümeye döndü gibi bir şey oldu. Ben budadığımda onu. Şunu da böyle sokuşturacağım. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Hani budadığınız yere tarçın sürerseniz böyle hastalıklara karşı korumuş olursunuz. Şöyle koyalım kalançolarımızı. Şurada sukulentim var. Bakın bunu da budamıştım. Alttan geliyor yine baya baya fazla olarak. Burada da aşıladığım yılbaşı çiçeği kaktüsüm. Kaktüsüme yılbaşı çiçeği aşılamıştım. Yaklaşık 4-5 ay önce. Bakın gayet güzel. Hiç kurumadan duruyor. Kuruyanlar zaten gitti. Şuralardan hatta tomurcuk da vermeye başlamış. Belangöz sardunyalarım. Acemalısı çiçeğim. Bu da çok güzel gelişim göstermiş. Büyümüş. Böyle arkadaşlar. Genel görüntümüz bu şekilde. Atlaslarımız bahara hazırlanıyor. Hazırlıyor kendini. Hatta şurada tomurcuk açıyor demiştim ama bu tomurcuklar sanırım bu havada açmayacak. Onlar kuruyabilir. Şimdilik böyle duruyorlar ama kuruyabilir. Çünkü çok soğuğa da soğukta da çiçek açmıyor bunlar. Yani Mayıs ayında başlıyor açmaya. Nisan, Haziran, Temmuz'un ortalarına doğru hatta sonlarına doğru açıyor. Açmaya sürdürüyor. Evet arkadaşlar bugünlük de böyle diyelim. Böyle genel bir görüntü göstererek videomuzu sonlandıralım. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.